Steven Johnson sendromu nedir? Steven Johnson belirtileri ve nedenleri nelerdir? Samsun'da yaşayan Çilem Keleci, 31, hastanede kendisine verilen serumun yol açtığı alerji sonucunda derisinde dökülme, sağ gözünde ise görme kaybı yaşadı. Steven Johnson sendromu tanısı konulan Keleci'nin sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle tedavisi sürüyor. Bu haber üzerine arama motorlarında yoğun bir şekilde Steven Johnson sendromu nedir, nasıl oluşur, belirtileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Steven Johnson sendromu, cilt ve mukozalarının ilaç ve enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir hastalık. Steven Johnson sendromu, Albert Stevens ve Frank Johnson adında iki gencin 1922 yılında bilinmeyen bir durumun belirtilerini değerlendirmiş ve bu durum hakkında rapor yayınlamışlardır. Yayınladıkları bu rapor, Steven Johnson sendromunu ortaya çıkarmıştır. Grip benzeri belirtilerle başlayan Steven Johnson sendromu sonrasında cildin üst katmanına dökülüp yayılan morumsu kızarıklar şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık nedeniyle cilde giderek yayılan morumsu veya kırmızımsı kızarıklar meydana gelebilir. Kızarıklar ağrıya neden olmakla birlikte içi su dolu kabarcıklardır. Belirtileri: cilt ağrısı Steven Johnson sendromunun en yaygın semptomu. Grip benzeri semptomlar genellikle ilk aşamalarda bulunur ve şunları içerir. Genellikle iyi hissetmemek. 38 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı, baş ağrısı, eklem ağrısı, öksürük, yüzde şişme, dilde şişme, kurdeşen. Nedenleri: Steven Johnson sendromunun önde gelen nedeni bazı ilaçların kullanılmasıdır. Ancak bazı kişiler enfeksiyonlardan almanın mümkün olduğunu öne sürüyorlar. Ayrıca araştırmacılar kişilerin bu sendromu geliştirmek için günümüzde bilinmeyen risk faktörleri olabileceği konusunda hemfikir. Sebep bir ilaçsa ilacı derhal kesmeleri gerekiyor. Steven Johnson sendromu geçiren hastaların mutlaka hastaneye yatırılması gerekiyor. Tedavi esnasında sendrom nedeniyle ortaya çıkan belirtilerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Hastalar yaşadıkları sıvı kaybı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sıvı kaybını ortadan kaldırmak için sıvı takviyesi yapılıyor. Yara bakımı yapılırken soğuk veya ıslak kompreks uygulanması gerekir. Soğuk su kabarcıkların iyileşmesinde oldukça etkilidir. Ölü deriler arındırılır. Steven Johnson sendromuna bağlı olarak gelişen ağrıyı durdurmak için ağrı kesici ilaçlar, kaşıntıyı azaltan antihistaminler, enfeksiyonu kontrol altına almak amacıyla antibiyotikler ve cilt iltihaplanmasını azaltmak için topikal steroidler kullanmak gerekebilir.